Yıllık 3 milyon yolcu kapasiteli bir havalimanı olacak. 3 kilometrelik pistiyle dünyada şu anda her modeldeki en geniş gövdeli uçakların inebileceği nitelikte bir pist. Dolayısıyla yapıldığı andan itibaren ulusal ve uluslararası anlamda ihtiyaç hissedilen tüm havaalanı özelliklerini taşıyacak. Havalimanımızın terminal binalarına da artık son malzeme seçimlerine kadar tespitler yapıldı. Ve çok Rize'mize özgü, yöremize özgü bir terminal binamız olacak. Malumlarınız üst yapıya 3-4 ay kadar evvel başlamıştık. O da çok hızlı ilerliyor. Tabii insanlar şimdi havalimanı civarından geçtiğinde hızla ilerleyen bir üst yapı görüyor. Ancak bu üst yapı aslında bizim toplam işimizin %8'i onu. Bizim işimizin %90'ı denizi doldurmak. Bunu da yaklaşık 2 yıllık bir periyot da halletmiş oluyoruz bittiği zaman. Tabii çok özel tekniklerin kullanıldığı inşaatlar bunlar. Biliyorsunuz daha önce söyledim, biz dolguyu yaparken taşı toprağı alıp gidip denize doldurmuyoruz. Çok özel malzemelerle denizin altı iğne gibi işleniyor. Denizin altında dalgıçlar var. Her taş büyüklüğüne göre bir yere yerleştiriliyor. Üst yapımız da böyle. Hem deniz, hem iyot, hem tuz, hem bölgemizin coğrafi özelliklerinden dolayı çok özel materyallerin kullanılması ve özel tekniklerin kullanılması gerekebiliyor. Şimdi kule inşaatımız başladı. Aslında epey de ilerledi. Siz şimdi kuleyi bir dikdörtgen, yukarıya doğru uzanan bir dikdörtgen şeklinde görüyorsunuz. Ama ondan sonra onun dışında çok özel malzemelerin kullanıldığı bir çay bardağı göreceksiniz. Çok şık bir çay bardağı olacak. Tabii sadece çay bardağıyla kalmayacağız. Havalimanımızın girişindeki takımız da, giriş takımız çay yaprağı şeklinde olacak. O da çok özel bir simge ve havalimanımızın terminal binasının dışında tamamen Rize mimarisini göreceksiniz. Temmuz'la Aralık ayları içerisinde işte bu değişkenlere bağlı olarak herhangi bir tarihte inşallah ilk uçağımızı indireceğiz. Ama Allah'ın izniyle bu yılın sonunu geçmeyecek o tarih.